Herkese selamlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda gerçekten güzel bir kulaklıkla birlikteyiz. Yanımda Fifi'nin H6 ismindeki oyuncu kulaklığı bulunuyor. Bu videoda bu kulaklığın detaylı bir şekilde incelemesini yapacağız. Ses testini, mikrofon testini, performansını birlikte değerlendireceğiz. İncelememize başlamadan önce küçük bir isteğim var sizden. Videomu izleyen kişilerin yaklaşık %98-99'u kanalıma abone olmayan kişilerden oluşuyor. Videoları izliyorsunuz, like atıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Teşekkür ederim ama abone olmuyorsunuz. O yüzden bir saniyenizi ayırıp ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz diyelim ve gelin şimdi incelememize başlayalım. Bugün inceleyeceğimiz kulaklık orta üst segment bir kulaklık olduğunu söylemeliyim. Giriş seviyesi bir kulaklık değil. Zaten kalitesi de fiyatı da bunun göstergesi. Kutu tasarımına baktığımızda güzel bir kutu tasarımı olduğunu söylemeliyim. Benim mor renk hoşuma gitti. Hızlıca kutumuzu açarak videoya başlayalım. Kutumuzu açtığımızda kullanım kılavuzu çıkıyor. Burada kulaklıkla ilgili detaylara bakabilirsiniz. Kulaklığımızın takılı çıkartılabilen mikrofonu kutu içerisinden çıkıyor. Bir tane de şu şekilde bir çanta çıkıyor. Gayet güzel bir çanta, deri bir çanta. Bu çantanın içerisine kulaklığı koyup istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Ben bu tarz küçük hediyeleri, küçük detayları beğeniyorum. Ve son olarak da tabii ki kulaklığımızın kendisi geliyor. Şöyle kutudan tamamen kurtaralım. Kulaklığımız bizleri bu şekilde karşılamış oluyor. Şimdi hızlıca kablosunu bilgisayara takacağım. Aydınlatmalarını açacağız ve o şekilde incelemeye devam edeceğiz. Evet kulaklığı bilgisayara taktığımızda da aydınlatmaları bu şekilde yanıyor. Gayet homojen ve güzel bir aydınlatması olduğunu söylemeliyim. Ben kulaklığı uzun bir süredir kullanıyorum. Yaklaşık bir ay kadar kullandım bu kulaklığı. Deneyimlerimi de size video içerisinde aktarmaya çalışacağım. Öncelikle tasarımıyla birlikte başlayacağız. Kulaklığımızın tasarımına baktığımızda şöyle yan tarafında gülen bir surat olduğunu görüyoruz ve etrafında da RGB bir aydınlatma bulunuyor. Bu RGB aydınlatmanın kontrolünü yapamıyorsunuz. Bir rainbow değil RGB bir aydınlatma var çünkü aynı yerler sabit yanmıyor. Farklı renklerde yanıyor. Şöyle tasarımına baktığınız zaman HyperX Cloud 2'ye benzer bir tasarımı olduğunu görebiliyoruz. Üst tarafta suni deri pedlerimiz bulunuyor. Burada bu pet gayet yumuşak. Şöyle kafanıza taktığınız zaman rahat bir hissiyat verdiğini söylemeliyim. Yukarıdan çok fazla baskı yapmıyor. Yine kulaklığımızın pedlerine baktığımızda yumuşak pedler olduğunu görüyoruz. Ancak buradaki genişlik bir tık dar kalıyor. Dolayısıyla 2 saat, 3 saat ya da işte uzun oturumlarda oynadığınızda kulağınızın arka kısmında hafif bir acıtma yapabiliyor. Tabii bu kişiden kişiye göre değişecektir. Ama hani şu an taktığımda mesela çok rahat bir hissiyat verdiğini söylemeliyim. Şu an herhangi bir acı yok. Dikişlerine baktığımızda gayet kaliteli dikişleri bulunuyor ve Herhangi bir hata görmedim. Yine bununla birlikte kulaklığımız oldukça esnek bir kulaklık. Şöyle gördüğünüz gibi sağ sola çeviriyorum, açıyorum. Gayet bayağı bir açılıyor ve böyle kırılacakmış gibi bir hissiyat vermiyor. Dayanıklı bir hissiyatı mevcut. Metal kısmına baktığınızda burada ayarlamalı bir yapı olduğunu görüyoruz ve gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani bıraktığınız noktada kalıyor. Kolay bir darbeyle ayar bozulmuyor. Dolayısıyla ayarını bir kere yaptığınızda her masaya oturduğunuzda aynı ayarda kullanabiliyorsunuz. Yine buradaki genişlik de oldukça yüksek. Kafanız çok yüksek bir yapıya sahipse bayağı bir yüksekliğe kadar çıkıyor. Herkese uygun bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Kulaklık üzerinden devam ettiğimde sağ tarafta herhangi bir tuş veya buton bulunmuyor. Sol tarafa baktığımızda da yine aynı şekilde tuş veya buton yok. Sadece kablomuzun çıkışını ve de mikrofonumuzun girişini görebiliyoruz. Hızlıca bir mikrofonumuza takalım. Mikrofonumuz da bu şekilde takılıyor. Gayet esnek bir mikrofonu olduğunu görebiliyoruz. Mikrofonu açtığımızda burada eşiyle bize bildirim verebiliyor. Kulaklığınızda şöyle bir kontrolcü bulunuyor. Bu kontrolcü üzerinden sesi arttırıp azaltabiliyorsunuz. 7.1 açabiliyorsunuz veya farklı equalizer ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yine az önce gösterdiğim gibi de mikrofonu açıp kapatabiliyorsunuz. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Bu kontrolcü üzerinde 3 tane equalizer ayarı bulunuyor. Bir tanesi müzikler için, bir tanesi film için, bir tanesi de oyunlar için. Dolayısıyla bu kulaklığı hem bir müzik kulaklığı hem de bir oyun kulaklığı olarak kullanabiliyorsunuz. Hatta filmlerde izleyebiliyorsunuz ve gerçekten başarılı sonuçlar veriyor. Deneyimlediğim bir ay süre boyunca çok memnun kalarak kullandığım bir sesi olduğunu söylemeliyim kulaklığın. Tabii daha çok oyuncuların kullanacağı bir kulaklık olduğu için bu noktada mikrofon da çok önemli. Çünkü arkadaşlarınızla sürekli oyun içerisinde veya Discord'da konuşurken mikrofon kalitesi önemli oluyor. Bu kulaklıktaki mikrofon gerçekten çok iyi sesi çok iyi bir şekilde veriyor. İsterseniz gelin şimdi bir mikrofon testi yapalım bir de ses testi yapalım. Hem ses performansını hem de mikrofon performansını sizlerde görmüş olun ve yorumlarda da muhakkak yazmayı unutmayın. Evet şu anda kulaklığın sesini %100'e aldım yani en yüksek ses seviyesinde size dinletiyor olacağım hemen başlatıyorum. Baktığım bence oldukça yüksek bir ses seviyesi var. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Evet, şu anda sesimi Fifine H6'nın mikrofonundan duyuyorsunuz. Sesim bu şekilde geliyor şöyle kenara doğru oynattığımda bu şekilde ve yine yakınlaştırdığımda da ses bu şekilde size iletiliyor. Seste herhangi bir oynama yok. Şu an olduğu gibi direkt kulaklığın mikrofonundan sesi duyuyorsunuz. Siz nasıl buldunuz performansını yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet kulaklığın ses testi ve mikrofon testi bu şekildeydi. Ben ses kalitesini çok beğendim. Ses yüksekliği anlamında gerçekten yüksek bir sesi var. Dolayısıyla böyle %100'de çok fazla kullanamıyorsunuz kulaklığı. Çünkü bir süre sonra kulağınızı ağrıtmaya başlıyor. Sesi çok yüksek istediğinizde genelde %80 bandında kullanıyorsunuz. Bu kulaklığı tabi bu tercihinize göre değişecektir. Kulaklığımızın 330 gramlık bir ağırlığı bulunuyor ve hafif bir kulaklık olduğunu söylemeliyim. Kafanızda çok fazla baskı yapmıyor. Çok fazla ağırlık hissetmiyorsunuz. 50 milimetrelik sürücüleri bulunuyor. Kulaklığın fiyatına bakacak olursak şu anda 2400-2500 TL civarında bir fiyatı var. Açıklama kısmına ben linkini bıraktım. O linke tıklayarak kulaklığı inceleyebilir ya da satın alabilirsiniz. Benim çok beğendiğim bir kulaklık oldu. Bu fiyata Tavsiye eder miyim? Evet tavsiye ederim. Gerçekten iyi bir kulaklık ve fiyat performans anlamında da başarılı kaldığını net bir şekilde söylemeliyim. Ama tabii ki değişen dolar kurundan dolayı siz yine bir linke tıklayıp fiyatı kontrol edin. Fiyat değişmiş olabilir videoyu izlediğiniz tarihte. Benim FiPine H6 hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Çok beğendiğim, çok tavsiye ettiğim bir kulaklık oldu. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de ücretsiz bir şekilde bir saniyede abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.